İki gün evvel sordum Hatice'yi çağırdığı vakit, ben kardeşlerimi nasıl müdafaa edeyim diye düşünürken, İlahi Tabasari'nin biz de unuttuğunu açtım. Birden bu ayetler nazarında göründü. اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا يَفَعَ نُورُهُمْ بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَبِعِمَانِهِمْ اَللّٰهُ حَف۪يظٌ عَلَيْهِمْ تُوْغَيَ لَهُمْ Baktım ki, birinci ayet şeddeler sayısı ve meddeler sayılmazsa اَمَنُوا'daki bazı imeddedir makam-ı cübriyeti ve ercedisi 1362 eder ki, tam sana bu senenin aynı tarihine ve bizim mümin kardeşlerimizi müdafaya azmettiğimiz zamana hem manası hem makamı terafuk ediyor. Şunu da şahat Hazarhi'den de dedik de 1900 senesinde bunlar oradan 15 kişi kadar oradan bir kadar şeyden yine oradan bir şey yapıyorlar. Deniz Hazretinde. Şimdi bu deniz Hazretinde kalıp üstadımın da Mehmet Feyz Efendi Çaycımın Efendi ve Barbi Kıbrı'yla Beybeş Abdül'ün içinde kastan okuyor diyorlar. Sonra kastan okuyor da bir şey yani. Sana İngiliz'den havadan şey geliyor mesela, iler. Şimdi böyle bir de inek oldu. Tabii o bir şey memur var. O da içinde Muhtarı var. Ziyar Bey. Geliyor, cehennem memuruyor diyorlar. Kamu memuruymuş. O onu devirler, onu gelmişler, Uzar'dan şeyini, Rastamonu'ya çözdürdüğü şeyini, tayini, onun için çalışmış. Ondan sonra binmiş, abi geldi, evlat alacak, yapacak yani şeyini. Şimdi onlardan aşırıdan veriyor. Ormanları biliyorsunuz biz işte, bir tek abi diyor, postal var. O da arkadan geliyor, burun burunlar var ya, arkadan geliyor. Şöyle bir manada hariç de, içerikler bazen veriyor. Oranın kapısı o zamanlar. İyiydik öyle. Şu anda yok herhalde. Biraz büyük şey yani. Biz bunu bilmiş, şimdi diyor, kaçtım onu, kimsinde galiba olarmış oradan. Şimdi baktım diyor usta. Hiç bu işe aslında olmuşum. Ben lütfen. Ben hastayım, istiyorum. Bir de ben hocalara beraber. Hocam böyle yayılıyorlar böyle. Özürler ve en son istatistikler yaptılar. Üzerine gülüyor, arkadan bindiler. Arkadan doğru diyor, arkadan olur. Üstad bindi arkadan. İki polis onlar da bindiler. Yalnız gidiyor, üstad ayakta arkadan. Ziya Bey de şeyi, ne oldu? İyice çekmiş şöyle bir şey. Önce çekti ama. Polisler, ya Allah'ın sana bir iş yok mu? İtiraf etsen diye bir yer verin. Sonra, tam önden işte, Ziya Bey yanındaki bir zandarma, bir asker kalkıyor, buyur hocam diyor, emin oluyor. Özel şahsına bir şey çekiyor, böyle gidiyorlar. Gelderken, kondosun adı ne diyor? Ziya diyor, ha bizim Ziya diyor. Herkes diyor. Aktör Mehmet Efendi polise, ben sabahleyin diyor, sana dedim ya diyor. Bu başın. Getir bir kalem gidiyor kağıt. Şimdi bu ayeti bak bizim bu şeyimize haber veriyor. Bizim bu şey biz anlamıyoruz hayatımıza, bir şeyimize vesaire. Böyle onu anlıyor, onu da yazıyor yani. Kıyameyi veriyor. Böyle şeydi. O zamanlarda bir yerden bir hava bakıyor. Kim diyor hani? Telefonlar çok ağır. Evet. Yani herhalde yine mi olacak sana? Böyle. İzam değil böyle, öyle yapar. Neyse, işte, ben de yolda şey ya, yolda beraber şeyde, sınırlar namaz kılıyorlar. Ben de yemek yiyorlar, sınırlar beraber. Hakikaten bir şey yani. Şimdi İslam, şimdi bir şey, Allah bilir, ne konu verirse, hayat arayın. İslam bir şey yapmıyorlar, inşallah, böyle şey değil, gayet mantıklı yiyorlar. Zaten kaleyi sayıyorlar. Sonra da varıyorlar. Öldükten sonra. Ya işte tabii şu kadar bir şey yaparak bir şey veriyor. Zahmin haberi yok. İşte, arabaya gidiyor bir şey. Sen oraya doğru. Zahmin orada. Hemen konuş geliyor. Gel bana diyor. Gel bana.
Söylerse, tabii ki arzularım olur. Bana mamluyum da tamam, ben neyse, rahatlarımdan da yine buluyor, sen geliyorlar. Yine buldu ya. Tam gece 12 yakın diyor, böyle baktık diyor, biz onu da iyisin. Baba da ne diyor ya. Yine buldu yazıyorum. Ne gidecek? Türkiye'nin oğlu, hiç haberimiz yok ya. İşte bir başka şeyimiz de böyle. Hayırlı çıkartan iğren olacak bunlar. Kullaşı öyle çıkartmış onlar. Götün gün dedi, o yüzden tasmış. Bu henge, onlar da öyle yani. Bu kadar nasıl bir şey. Ben ona baktırdım öyle bir şey. Ama bu dakikada anlatıyor. Sayın o yer gelmesinden. Biraz o da gelmiş ya, baktır, bakın diyor. Şu işte, vallahi yani, çıkarır işte. Öyle diyemeyiz, ya. Kur'an-ı Kerim şeymiş. İmam-ı Gazali'nin Hizb-ül Mesul'unu açtım. Bir de bu ayetler nazarında göründü. İnne Allah'a yudafiu alillezine amenu yet'alûhum beyne eydihim ve beymanihim Allah'u hafizun aleyhim tuğbe lehum. Baktım ki birinci ayet şeddeler sayısı, emeddeler sayılmazsa amenu'daki varza imeddedir. Makam-ı Cibril'in ebcedisi 1362 eder ki tam sonra bu senenin aynı sahibine ve bizim mümin kardeşlerimizi müdafaya hasrettiğimiz zamana hem manası hem makamı tevafuk ediyor. Elhamdülillah dedim. Benim müdafaya ihtiyaç bırakmıyor. Sonra kalkmama geldi ki acaba netice ne olacak diye merak ettim, gördüm. Allah'u hafizun aleyhim tuğbe lehumdaki bir cümle temin sayılmak şartıyla makam-ı cifresi aynen 1362. Eğer bilmez sayılsa iki, eğer sayılsa üç eder. Tam tane hızlı ilahiye pek çok muhtaç olduğumuz bu zamanın, bu senenin ve gelecek senenin aynı tarihine tevafuk ederek bir seneden beri büyük bir dairede ve geniş bir sahada aleyhimizi ihzar edilen dehşetli bir hücum karşısında mahfuziyetimize teminat ile teselli veriyor. Risale-i Nur bu hadisede daha parlak fütuhatı hakim zahirlerde bulunmasından şimdiki muvakkat tevakkuf bizimle yüz etmez ve etmemeli. Bu ayet-i kübranın sabır sebebiyle müsaadesi onun parlak makamına nazar dikkati her sayaktan ona cezbetmesine bir ilanname telakki ediyorum. Rabbena esmin lene nurene vavdir lene ayetini şimdi okudum. Vavdir lene cümlesi tam tamına 1362 eder. Bu senenin aynı tarihine tevafuk ve bizi çok istifaya davet ve emreder ki nurunuz tamam olsun. Ve bir tarihini noktan kalmasın. Bu vesileyle bir şey daha düşünüyorum da. Sadık gençler ve roller. Hem de sen de dedi ki yok, benim sorum da büyük bir halimdi. Üstadım da sizin sözünü duymayınca. Çok acil bir halimdi. Senin bana bir Müslümanlık kardeş bir ayet var dedi. Ben de kötü yani kafir demedim ben. Kafir müradını tat etmek istiyor. Bir ayet daha var dedi. Cahil hükümetlere ben bunu yaparım. Gâlif aleyh. Onun da ne kadar şiddetlidir yani. Birisi ikrar etmek. Kendini bulmak. İkincisi onların şirk. Ne yapacağız dedi. İkincisi aynı. Bu namazı çok ayetler var, çok hadisler var. Resulların çok kavramları var. Oradan bir ayet oldu. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Şimdi ulema ve rasihun derler, asıl imamları şey tercihası mı bunlar? Yani Kur'an'da o zamanlar onlar mesela bakan şey gibi, onlar şey derler. Eğer onlar uyurlarsa böyle saadetli bir şey olur, bakım olur. Ne var? Ayet böyledir, ayet-i zahiri. Kılıcı bıçak, gayrı çay, atı bir yağda yok. Ya, şehit olursa onlar Müslüman'da çok zarar verdim çoğusuna. Demiştik, uçlar bakan mısın? Onun için dönen
şu veren ay böylesin, şey veren yani buyurun. Buyurun. Onun için yani şimdi bu zamana bakan meşgularının sevgisini bilmek lazım. Böyle bir davar yok sende usta, bu zamana tabiydi yani. Onu inanmışım, onu şeyden kendi kaptanımız. En şey zamanlarından temaşalar var. Orada bir saniye, İslam'a gibi şeyden şimdi dünyada olmuş şey de. İslam'a olsun ya, İslam'a bir kelime böyle baksan dedim. Bu tarz böyle, İslam'ı sevdirmekle. Hazır onları, onu ben geldiğimden bir şey tuttu başka da yani. Bazı tuttu bir tane şey. Son dersi meydan işte, hadi yazıldı. İmizler sonunda var son dersi yazıldı. İşte var. Onun için biz şöyle yani, bak bununla bir şey geçiyoruz, burası Türkiye. Burası aşkı Osmanlı zamanı. İngilizler benim. İslam'ın her durumusunda bir şey düşündüğü aynı durumusu. Evet, diğer zaman olmakla beraber mesafeyi saydım. Onun dolayı da biz Doğu Mekke'de en niyet asayi Muhammed'e yaran mezunuz yani. Üstad Hazreti söyledik. Şeyden, efendim bizim orada biz bunu duymayacak mıyız? Ya o yüzden duyacak değiliz, insanlar biliyorlar. Biliyorlar zaten, tabii yaramızda. Bu bir ileride zaten kaç fakir oldu, büyümüşsün. Bu bilmeden ilan şeydir. İlahattır bizim için yani, tebliğdir yani. Bilindir ki bu memlekette çok cereyanlar var. Çok cereyanlar var yani. O canlar başın, biz bu vatanımızda emir tarzı Mahmud Emre'yi buluruz. Ben biliyorum bir mahallede, bir sokaklarım var, Ermeni de var, Yuhun gibi de, Türkler de var. Oraya bir terör müsaası yani bir şey müsaat olmuş. Yani huzur bozucu. O mahalle halkı bir araya girirler. Mahallekası koyuyordu bundan diye bir daha var bundan böyle. İşte onlara hem topuklara topuklara gayettir o. Müslüman bir şey olur yani. Onun için bir, ben temiz var istemezdim yani. Yani tabi beraber şey geçiyor bir şey. Ne onun için? Biz benden dış tezgahda karşı, komünizme karşı, böyle beraberiz yani. O şey yok. Benim yanına bir şey fasık da olur, şey de olsa, ben de doğru tabi biliyor. Ben fasıklığımda, onunla, şeyde onunla beraber oluruz ki de vatanımızı biliyorum, ben de korkuyorum. Düşman var, şey var. Yaşasın bir ayrı bir şey yani. Şimdi bu durum onlara yapılmışlar falan. Bir de Türk cemiyenler var öyle yani. Mesela o dil ile o takılanlar, beraber takılanlar, sonra var bir şeyler, ilah, neler, neler, bir de ben bildik ya. Dört parasında da kitap okumlar bu iş olmaz. Hangi iş olmaz? İşte tabi o değil, iman hizmeti bu. Başka da var ki yani. Ya son son asıl değil sonra. Masum duygu nedir ya? Ya kardeşler öyle yani. Onun için böyle fikirden şeyleri ilerlerek ben ya bunlar şey olmaz. Her neyse, şimdi çay var değil mi? Evet. Çok sevgiler. Bir gün kafa işte izler kafası. Arkadaşlarımız orada yandığına hizmet ediyor. Evet. Türkistan şehri. Bugünümüzün arzusu üzerine birkaç şunu ifade edeyim. Türkistan şehri Kazakistan'da Ahmet Yesevi Hazretleri ile maruf bir şehir. Eskiler de Türkistan'da bütün o havale derlerdi. Evet. Yani haber diyeceğin doğrusunu bütün ortası Türkistan derler değil mi ona? Mesela Türkistan'da da Mekke'den, Medine Mekke'de Kabul'da şey Kabulistan'da değilmiş yani. Suhara, Semahya, Kaşkent, Önü. Aslında Orta Asya tabiri biraz kapalı bir tabir. Yani coğrafi bir tabir. Evet. Kaslı mahsusla ihsas edilmiş bir tabir. Peki Türkistan? Türkistan, Türkiye'yi fakir bir Türkiye'ye. Türkiye'ye. Hepsi cami. Kırgızistan'ı, Özbekistan'ı, Kazakistan'ı, Kaşıkistan'ı, Türkmenistan'ı. Onun kısa Türkiye'de dahil olmak üzere. Türkiye hepsi Türkistan şahsiyesi.
ifadesini şey yapıyor. Ama tabii ki Asya'nın doğusundan itibaren, Anadolu'nun doğusundan itibaren hepsine birden Türkistan tabir ediliyor. Fakat malum cihet bu ismi İsrail'de Ruslar bu şeyi mağlubiyeti küçültmeye çalışmış. Dolayısıyla Ahmet İsevi Hazretleri'nin meslek bulunduğu türlü sinir bulunduğu işlediğim ismine Türkistan diye ifade ediliyor. Kazakistan güneyinde bir şehir, 100 bin yıldızlık bir şehir. Fakat Cenab-ı Hak en biraz Rus'un tehlikelerine masum kılmış. Yesevi Hazretleri'nin kaynetinin şeyiyle. Biraz da Yesevi adından dolayı Rus'un o coğrafyaya, o yöreye kendi halinde kalmış. Kendi halinde kalmış. Daha sonra bu Cumhuriyet'e ilan edildikten sonra, bağımsızlıklardan sonra orada bir Ahmet İsevi Üniversitesi kurulmuş. Türk Kazak. Bundan Uluslararası statüde bir üniversite. Koca Ahmet İsevi Üniversitesi. Aynı zamanda bu üniversitenin onun tüm dünyasının başına manevi bir noktada merkezi oraya tayin edilmiş, hedef alınmış bir maliyete kurulmuş. Şimdi Ahmet İsevi Üniversitesi 7-8 yıldır faaliyette olan bir üniversite. Ancak buradaki öğrencilerin hemen hemen hepsi onun Türk dünyasına versin. Yani Özbekler de geliyor buraya, Kırgızlar da geliyor. Kazakların zaten kendi şeyi. Ve buraya da Türkiye'ye giden öğrenciler var. Öğrenciyle bu Türk dünyasına açık bir üniversite. Burada kazanan çoğunlukta, yani %95'ten fazla ispatlı bir Türk nüfusu var bu şehirde. Bu üniversitenin büyük özelliği, özellikle Hoca Ahmet Yesevi ağzında manevi cephesi de olan, yani Türk dünyasını bir araya getiren bir mahir arz ediyor. Yani Hoca Ahmet Yesevi, Türklere İslamiyet'i anlatan veya Türklere İslamiyet'i sevdirmek için hikmetlerle meşhurlara Türkler arasında ve Türklerin gittikleri yerlere kendi milletlerin de bizatihi gönderip onların İslamiyet'e bağlı kalmasını sağlayan bir tasavvuf ehliydi. Evet. Dolayısıyla üniversitede bu ismi taşımasıyla beraber onun için dünyasını da bir araya getirecek bir bağlı bir ehliyet şeklinde düşünüyor, ifade ediliyor. Dolayısıyla herhalde bu üniversitede o coğrafyalık üniversitede farklı olarak bir takım özellikler var. Mesela 8 liraya bir öğrencisi var. 5-6 fakültesi var. Ama bu fakültelerin hepsinde bir eşsizle ortak ders olarak din bilgisi oturuyor. Din tanım. Adı altında din tanımak. Din tanımak, din öğrenmek. Yani İslam dini miydi, İslam dini? İslam dini miydi, ben de bunun içerisinde. Onun dini. Onun dini. İkinci bir şey, Yeseri Tanrı, Yeseri Birlik Bilgisi diye bir ders var ki, bu da İslam tasavvufunun düşüncesini bir memaresi tarzında ifade ediliyor. Dolayısıyla mühendisi de bunu okuyor, tıbbın tahmini de bunu okuyor, işletmeyici de bunu okuyor, onu bir ders olarak ifade ediliyor. Sözünü de birlikte Anadolu'da kardeşlerimiz dersler var, mülk derslere. Orada akşamları dersler oluyor. Böyle Türkiye'den oraya giden kardeşlerimiz derslere tedbir ettikleri gibi, dersleri tedbir ettikleri gibi aynı zamanda onun Türk dünyasına yaşandığı için münasip böyle istidatlı gözlerle uğraşılıyor, onlara hizmet ediliyor. Elhamdülillah. Ondan bu müddetten ona çok mutlu öğrenci gördük. O kardeşlerimiz hususen çok sevenler var. Bunu istiyorlar. Hadi çekin. Elhamdülillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala ahlihi ve ashabihi ecmain. Sonra gözünü çeker, aklına bakar, kendi kendine der ki, atılmış pamuk gibi bıçağı hiç şuursuz bulur. Elbette bizleri bilmez. Ve bize acil imdadımıza kendi kendine koşmaz. Ve evirsiz meydana çıkmaz ve gizlenmez. Belki gayet kadir ve rahim bir kumandanın emriyle hareket eder ki, bir iz bırakmadan gizlenir. Ve defaten meydana çıkar, iş başına geçer. Ve gayet faal ve müteal, ve gayet cilveli ve haşmetli bir sultanın fermanıyla ve kuvvetiyle, vakit be vakit, cev alemini doldurup boşaltır. Ve mütemadiyen hikmetle yazar. Ve faydos ile bızar tahtasına. Ve mahu ve isbat levhasına. Naşir ve kıyamet suretine çevirir. Ve gayet lütufkar. Ve yehsan berber. Ve gayet keremkar ve rububiyet berber. Bir hakim-i müdebbirin tedbiriyle. Rüzgara bile. Ve dağlar gibi yağmur hazineleri bindirir. Muhtaç olan yerlere yetişir. Dünya onlara aziz haliyerek gözyaşlarıyla onları çiçeklerle güldürür. Güneşin şiddet ateşini serinlendirir. Ve sünger gibi bahçelerine su serper. Ve zemin yüzünü yıkar, temizler. Aynen kardeşim, okulumuzda okullarda yani eşyanın vazifeleri, onu herkes yaşıyor, güneşmesinler. Yastan rüzgar ne yapıyor? Hep onlar tevhidin delilleri, Allah'ın varlığının delilleri, mülkesi bir şahadetleri oluyor şöyle. Hem aklı hem mantığı hem de bence ruhuyla. Evet. Hem ona yaklı yolcu kendi aklına der. Bu cami hayatsız, şuursuz, mütemadiyen çalkaran, kararsız, fırtınalı, zavzalı, sebatsiz, hedefsiz şu havanın perdesiyle ve zahiri suretiyle vücuda gelen yüz binler hakimane ve rahimane ve sanatkarane işler ve ihsanlar ve imdatlar bir veda ispat eder ki bu çalışkan rüzgarın ve bu cevval hizmetkarın kendi başına hiçbir hareketi yok. Belki gayet kadir ve alim ve gayet hakim ve kerim bir amirin emriyle hareket eder. Dünya her bir zerresi, her bir işi bilir. Bu amirin her bir emrini anlar ve dinler bir nefer gibi. Hava içinde cereyan eden her bir emri Rabbani dinler, izah eder ki bütün hayvanatın teneffüsüne ve yaşamasına ve nebazatın terbihine ve büyümesine ve hayatına lüzumlu maddelerin yetiştirilmesine ve bulutların sırf idaretine ve adetsiz sefinelerin tekür seyahatına ve bilhassa seslerin ve bilhassa tesis telefon ve tevkir aparatı ile konuşmaların insanine ve bu hizmetler gibi umumi ve külli hizmetlerden başka Hazret ve Mümellidül Hamuza Oksigen gibi iki basit maddeden ibaret olan havanın zerreleri birbirine misliyken zemin yüzünde yüz binler tarzda bulunan Rabbani sanatlarda kemal-i intizam ile bir dersi hikmet tarafından çalıştırılıyor görüyorum. Demek ve tasrifü riyâhi ve sahâbin musakkarı beyni s-semâri vel arv gayetinin tasrihiyle, rüzgarın tasrihiyle, hasbî-i Rabbani hizmetlerde istimal ve bulutların teshiriyle, hasbî-i Rahmani işlerde istihdam ve havayı husumette icat eden ancak vacib-i vücud ve kadir-i külli şey ve âlim-i külli şey bir Rabb-i Zülcelal ve ikramdır der, hükmeder. Sonra yağmura bakar görür ki yağmurun taneleri sayısınca menfaatler
Ve kadrelle adı bince Rahmani cilveler. Ve eşhalel miktarınca hikmetler içinde bulunuyor. Hem o şirin ve latif ve mübarek kadreler. O kadar muntazam ve güzel fark ediliyor ki. Hususen yaz mevsiminde gelen doğu. O kadar mizan ve intizam ile gönderiliyor ve geliyor ki. Fırtınalar ile çarpılan ve büyük şeyleri çarpıştıran şiddetli rüzgarlar onların muvazene ve intizamlarını bozmuyor. Kadreleri birbirine çarpıp, birleştirip, zararlı kütleler yapmıyor. Ve bunlar gibi çok hakimane işlerde ve bilhassa diye hayatta çalıştırılan basit ve camit ve şuursuz müvellidün mağ ve müvellidün hamuza, hidrojen, oksijen gibi iki basit maddeden de ruhu yüz binlerce hikmetli ve şuurlu ve muhtelif kanatlarda istihdam ediliyor. Demek bu tecessüm etmiş aynı rahmet olan yavuz ancak bir Rahman-ı Rahim'in hazine-i gaybiye-i rahmetinde yapılıyor ve nüzulüyle وَهُوَ الَّذ۪ي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَةً ayetini mazbeten tefsir ediyor. Sonra dağlı dinler ve belki şimşeye bakar görür ki bu iki hadise yazife-i cebbiye tam tamına ve yüsebbihu râdu bihamdihi ve yekâdu selâfetlifi yezhebu bil avsar ayetlerini maddeden tefsir etmekle beraber yağmurun gelmesini haber verip muhtaçlara müjde ediyorlar. Evet, içten birden harika bir gönüldüğüyle cevve konuşturmak ve fevkalade bir nur ve aile zulmetli cevve ışıkla doldurmak ve davari tavuk misal ve dolu ve kar ve tutunun batı hükmünde olan bulutları ateşlendirmek gibi hikmetli ve garabetli vaziyetlerle başaşağı gafil insanın başına tokmak gibi vuruyor. Başını kaldır, kendini tanıştırmak isteyen faal ve kudretli bir zatın faika işlerine bak. Sen başıboş olmadığın gibi bu hadiseler de başıboş olamazlar. Her birisi çok hikmetli vazifeler gücünde başvuruluyorlar. Bir müdebbir-i hakim tarafından istihdam ediliyorlar diye, istihdam olunuyorlar diye ihtar ediyorlar. İşte bu meraklı yolcu, bu cevde, bulutu tesirden, rüzgarı tasvihten, yağmuru tenzihten, ve harisat-ı cebriye-i tedbirden terekküm eden bir hakikatın yüksek ve aşikar şehadetini işitir. Âmentu billahi der. Birinci makamın ikinci mertebesinde La ilahe illallah vacibül vücudi tabi delle ala vücudihi el cevhu bi cemi'i ma fihi bi şehadeti azameti ihadeti hakikati tesir ve tasrif ve tenzil والتدبير الواسعة المكملة للمشاهدة فقط ويوجد الجنب دائر مذكور مشاهدات إفادة اختار birinci مقرد geçen 33 مرتبه تفهيدي bir parçayı izah etmek isterdim. Fakat şimdiki vaziyetin ve halimin müsaadesiz bir cihetiyle yalnız gayet muhtasar bir hamlarına ve mealinin tercümesine iktifaya mecbur oldum. Risale-i Nur'un 30 belki 100 risalelerinde bu 33 mertebe delilleriyle ayrı ayrı tarzlarda her bir risalede bir kısım mertebeler beyan edildiğinden tafsili onlara havale edilmiş. Onlar o seyahat üzeye alışan o mütefekkir misafirler veya lisan haliyle diyor ki gökte, fezada, havada ne geziyorsun? Cevbe kadar adını tanıtıracağım.
gördüğü vazifeler ne varsa sahipler ne oldu, o da bakar görür ki Arap meczup bir mevleri gibi iki hareketiyle günlerin, senelerin, mevsimlerin bu sürmemede olan bir daireyi Haşr-ı Azam'ın meydan etrafında çiziyor. Bak şimdi sen de bir an döndüğünü söylüyor. Anladın mı söylüyor? İyi bir şey ya. Az meczup bir mevleri gibi iki hareketiyle günlerin, senelerin, mevsimlerin bu türüne kadar olan bir daireyi Haşr-ı Azam'ın meydan etrafında çiziyor. Ve bir hayatın 100.000 envanı bütün erzat ve devatlatları ile iknarız. Ve zalimizin de kemal-i muvazenine nizamla gezdiren ve güneş etrafında seyahat eden muhteşem ve mutlaklar bir sefine-i Rabbaniye'dir. Sonra sahiplerine bakar görür ki vatlarındaki her bir sahifesi binler ayatıyla arzun Rabbini tanıştırıyor. Bu namunu okumak için vakit bulamadığından yalnız bir tek sahibi olan Zilkara'nın bahar faslında İgaz ve İdaresine bakar müşahede eder ki 100.000 envanın hadsiz efraklarının suretleri basit bir maddeden gayet muntazam aşırıyor ve gayet rahim ve terbiye ediyor ve gayet mucizane bir kısmın tohumlarına karşılıklar verip onları uçurmak suretiyle neşrettiriliyor ve gayet müdebbir hane idare olunuyor ve gayet müşfik hane yaşa ve ikram ediliyor ve gayet rahim hane ve ezzat hane hadsiz ve çeşit çeşit ve ezzetli ve tatlı rızıkları içten ve kuru topraktan ve birbirinin misli şefakları pek az ve kemik gibi köklerden, çekirdeklerden, su katrelerinden yetiştiriliyor. Her bahara bir vahun gibi Hazine-i Gayt'tan binleri etmeklerine razıma kemal-i intizam ile yüklenip bir hayata gönderiliyor. Ve bilhassa bu erzak paketleri içinde yavrulara gönderilen süt konserveleri ve validelerin şefkatsiz sinirlerinde atılan şekerli süt turumbacıklarını göndermek o kadar şefkat ve merhamet ve hizmet içinde görünüyor ki bir de dahi bir Rahman-ı Rahim'in gayet müşfik hale ve müdebbir hale bir cilve-i rahmeti ve ihsanı olduğunu ispat eder. Erhasıl bu sahibi hayati vefaliye Haşr-ı Azam'ın 100.000 numunelerinin müsaadelerini göstermekle tanıdığı ile eter-i rahmetillerin keyfi yok bir arzada demem ki her inne derke de muhdil mevter ve bu alel kulli şeyin kadir ayetini maddeten pek parlak tefsir ettiği gibi bu ayet sahip ayetin maddeten bu ayet parlak tefsir ettiği gibi bu ayet sahip bu sayfenin manalarını mucizane ifade eder. Vaazın bütün sayfeleri ise büyüklüğün hissesinde ve kuvvetinde la ilahe illa hu birini anladı. İşte küre-i arzın ölümden ziyade büyük sayfelerinden bir tek sayfenin 25'inden bir tek veçinin muhtesar şahitiyle o yolculuğun sayf veçinlerin sayfelerindeki müşahedat manasında olarak bu müşahedat ve ifade için birinci makamın üçüncü mertebesinde böyle denilmiş. La ilahe illallahü fâzi vücudu illezî sallâ alâ vücudu sülîsî vahdetî l-arzu bi cemiyonâ fîhâ ve mâ aleyhâ vişâreti azametî efâdetî hakikati tesbîr ve tedbîr ve terbiyeti ve fettâfiyeti ve tenziyan huzûr ve muhafazatı vel idâret vel iâşet li cemî'e cebil hayâti ve rahmâniyeti ve rahimiyeti ve âmmeti şâmiyeti mükemmeleti bil müşahedet. Sonra o mütefekkir yolcu her sahibi okudukça saadet anahtarı olan imanı kuvvetlenip ve manevi terakkiyatın bir sahibi olan maalesef ziyadeleşip ve bütün kemalatın esası ve madeni olan imanı billah hakikati bir derece daha inkişaf edip manevi çok zevkleri ve lezzetleri verdikçe onun merakını şiddetle tahrik ettiğinden sema, cevve arzın mükemmel ve fatih derslerine dinlediği halde her min mezid deyip dururken
denizlerin ve büyük nehirlerin, cezbeşvarane coşkuluşla zikirlerini ve hazin ve nezih seslerini işitir. Risale-i Hale, Risale-i Saliye, bize de bak, bizi de oku derler. O da bakar, görür ki, hayatta arane mütevazıyen çalkaran, yatağı almak ve dökülmek ve iktidar etmek fıtratında olan denizler, arzı kuşatır, arz ile beraber ve süratli bir surette, bir senede 25 bin senelik bir dairede koşturulduğu halde, ne dağılırlar, ne dökülürler ve ne de komşularındaki toprağa tecavüz ederler. Demek, gayet kudretli ve azametli bir zatın emriyle ve kuvvetiyle dururlar, gezerler, muhafaza olurlar. Sonra denizlerin içlerine bakar görür ki, gayet güzel ve ziynetli ve muntazam cevherlerinden başka, binlerce çeşit hayvanatın yaşı ve idareleri ve tevellüdat ve fiyatları o kadar muntazamdır. Basit bir kum, vadi bir sudan verilen erzaklar ve kainatları o kadar mükemmeldir ki, bir vedahe, bir kadir-i zülcelalin, bir rahim-i zülcemalin idare-i haşetliyle olduğunu ispat eder. Sonra o misafir nehirlere bakar görür ki, menfaatleri ve vazifeleri ve vaizat ve sarfiyatları o kadar hakimane ve rahimanedir. Bir de daha ispat eder ki, bütün ırmaklar, kınarlar, çaylar, büyük nehirler, bir Rahman-ı Zülcelal'in ikramın fazili rahmetinden çıkıyorlar ve artıyorlar. Hatta o kadar fevkalade iddikar ve sarf ediliyorlar ki, dört nehir cennetten geliyorlar diye rivayet edilmiş. Yani zahiri esmanın pek fevkında olduklarından, manevi bir cennetin faziletinden ve yalnız gaybi ve tükenmez bir menbaat reisinden atıyorlar demektir. Mesela Mısır'ın Kuvistan'ı bir cennete çeviren Nil-i Mübarek, cenub tarafından Cebel-i Kamer denilen bir dağdan mütemadiyen küçük bir deniz gibi tükenmeden atıyor. Altı aydaki sarfiyatı dağ şeklinde toplantına bulsansa o dağdan daha büyük olur. Halbuki o dağdan ona ayrılan yerine baksan altı kısımdan bir kısım olmaz. Vaizatı ise onun tıka yukarıda ve az gelen ve susamış toprak çabuk yüzüğü için muhtelar giden yağmur elbette bu muadene-i vakıları muhafaza edemediğinden o nil-i mübarek adet-i arzıya tavukunda bir gaybi cennetten çıkıyor diye rivayeti gayet malidar ve güzel bir hakikati ifade ediyor. İşte deniz ve nehirlerin, denizler gibi hakikatlarının ve şaharetlerinin binden birisini gördü. Ve umumu bir ifadenizlerin büyüklüğün üstesinde bir kuvvetler La ilahe illa hu der ve bu şehadete denizler mahlukatı adedince şahitler gösterir diye anladı. Ve denizlerin ve emirlerin umum şehadetlerini ilave ederek ifade etmek manasında birinci makamın dördüncü meselesinde La ilahe illa allahu verdikül vücud illedi sen de ala vücudur illi vaktesi cemi'un yukar vel enhar لجميع ما فيها من شهادة عظمة حافظة حقيقة التسخير والمحافظة والادخار والإدارة المحتاجة المنتظمة للمشاهدة جريميش والمحافظة والادخار والإدارة الواسعة المنتظمة للمشاهدة جريميش Ayette de bizi dönüyorlar. O da bakar görür ki darbeden külliği vazifeleri yani hiçbir şeye sorularında var artık burada. Orada da ya. Orada da. Evet. Sonra doğrular ve sonralar seyahat fikriyede bulunmamı yolcuyu çağırıyorlar. Sanitelerimizi de okul diyorlar. O da bakar görür ki darbeden külliği vazifeleri
ve umumi hizmetleri o kadar azametli ve hizmetlidirler. Bunlar da ayrı sınırlar var. Mesela zorladığım zeminden arkadaşlar, güzel olsun da beni yerden yerine okumayın. Kalkın sıcak fazlada ne diyor? Başımda, ta başımda. Bugün 7 Ramazaniye'de başında, o dininde yok. Ben de zikir bandan şüphekine kalibet diklerini ettiğimden sağ zikirler gibi aynı kelime ilan ediliyor o arkasından. Hem bu bulun üzerleri bir tek Burhan olduğundan ve Burhanların vecihleri birbirine benzemeyden cümleleri aynı kirelilmiş. Bu devler bana uzak vermiyordu. Çünkü her bir mertebede başka bir arayı kapsa sürüyordu. Yol mahsus mertebe-i Burhaniye'nin haricinde ve kainatın yüzünde bulunan şehadetleri ve o şehadetlerin harici meydanı hayalini görünüyordu. O halde değil saat belki gayet kulli bir zerk imali veriyordu. Kur'an burcu beyazlı zikir manası ve cilabet siyeti dahi bulunduğundan gayet katı tekraratı belagatına belagat katmış. Noksaniye vermemiş. Her neyse, 19 nurdan, 34 maşmukatına mertebeden tereksim eden, bir tek mühav olan bu 7. şua kadar hücum duvarı ve vahdaniyetin ispatında daha kuvvetli bir delil ve daha katli bir mühav tasavvur edilmez. Ve hiçbir hükmü ve hiçbir cümlesi, hatta hiçbir kaydı yoktur ki Risaletin orada ispat olunmuş olsun. Kutsal münazir fikir şuha Risaletinde doğru takviyeti ve kıymeti belirlediği için bende mi sıkılsam ve sıkıntıya düşsem yorumluluk ve sert getirsem bir kere mütefekkirane okumuşsam hiçbir sıkıntı gözde kalmaz. Bağların külli vazifeleri, umumi hizmetleri o kadar azametli ve hizmetlidirler. Onlar hayret içinde uğratır. Mesela, bağların zeminden emr-i Rabbani ile çıkmaları ve zeminin içine inkılaplar zahili yeren neşefeden heyecanını ve tazalını ve iddetini çıkmaları ile teskin ederek emin o dağların fışkırmasıyla ve mühendisliğiyle tanıfız edip zararlı olan sarsıntılardan vezzetlere-i muzırradan kurtulup vazife-i terbiyesinde sekenetinin kıraatlarını bozmuyor. Demek nasıl ki sekeneleri sarsıntıdan hikaye ve muvazenelerini muhafaza için onların direkleri üstünde kurulmuş, öyle de dağlar yoksun sekenesine bu manada hazinin direkleri olduklarında Kur'an-ı Mücüm Beyan وَالْجِبَالَ اَرْسَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاتِيَا وَالْجِبَالَ اَوْتَادَا gibi çok ayetlerle ferman ediyor. Hem de dağların içinde bir hayata razı olan her nevimen bağlar, sular, madenler, maddeler, ilaçlar, o kadar hakimane ve müdebbirane ve kerimane ve ihtiyatkarane iddihar ve ihtizar ifade edilmiş ki bu kadar hayatı kudret-i nihayetsiz ve hikmet-i nihayetsiz ve hakimin hazineleri ve ambarları ve hizmetkarları olduklarını ispat ederler diye anlar. Ve Allah ve Allah'ın dağlarına vazife ve hizmet verilen bu iki cevher sayılarını fiyat edip dağların ve sahaların onun hizmetleriyle hususak ihtiyati izdiharlar cevdiğine getirdikleri şahitleri söyledikleri La ilahe illa hu tevhidini dağlar kuvvetinde ve sebatında ve sahalar genişliğinde ve büyüklüğünde görür Amentu billah der. İşte bu manayı ifade için birinci makamın beşinci makarasında La ilahe illallahul vacibul vücud ellezî zenne ala vücud vücudihi cemî'ül cibâli ve sahâ ve
بنعم فيها وعليها بشهادة عظمتي حرم تحقيق الإدخار والإدارة ونشر المرعون والمحافظة والتبيين الاحتياطية الربانية الواسعة العامة المنتظمة المكملة للمشاهدة للمش والله من أعضاء صعبات كثيرة جدا كان الشعر لها فقط أيضا من المحصول كما شغلات من الشريعة شغلات Yani ailemizde de gel, yazılarımızı da okul ediler. O da girdi gördü ki, gayet mühteşem ve müzeyyen bir meclisi tehdil ve tehdil. Öyle halka zikir ve şükür teşkil etmişler. Bütün eşyalar, araçlar, renalatlar, mülalları, yıkışma, beraber, la ilahe illallah diyorlar gibi, İslam hallerinde anladı. La ilahe illallah. Çünkü çünkü bütün hayırlar ağaçlar hayatlar nizamı ve sıfatlı yapraklarının dilleriyle ve suçlu ve cezaletli çiçeklerinin sözleriyle ve intizamlı ve beraberlikli meyvelerinin kelimeleriyle beraber işte bir hane şahitli dediklerine ve la ilahe illa o dediklerine delalet ve şahitlerin büyük külli hakikati gördü. Günümüzde pek zahir bir kalpte kasti bir inan ve ikram ve ihtiyari bir İslam ve imtinan manası ve hakikati her birisinde hissedilmeye gibi mecmuunda ise güneşin zuhurundaki ziyası gibi görünüyor. İkincisi tesadüfe havalesi hiçbir cihet imkanı olmayan kasti ve hakimane bir temizle tebrik, ihtiyari ve rahimane bir tezgin ve tasvir manası ve hakikati vatsız envar ve etrafta gündüz gibi aşikarı görünüyor. Ve bir saniye hakimin eserleri ve nakışları olduklarını gösterir. Üçüncüsü, vatsız mazmuratın yüz bin çeşit ayları tarz ve şekilde olan suretleri gayet muntazam, lizan ve zinetli olarak mahbub ve mağbub ve bir ürün misli ve basit ve camiz ve bir ürün aynı veya az katlara karışık olan şekillerden, habbeçiklerden o 200 bin velilerin faydalı intikamlı, ayrı ayrı müradeleri hayatta hikmetli, yanlışlı, hatasız bir vaziyette onun efradının suretlerinin fethi ve açılışı böyle bir hakikattaki güneşten daha parlaktır. Ve baharın çiçekleri ve meyveleri yaprakları ve mevzulatı sayısınca bu hakikta bir suretten şahitler var diye bildi. Elhamdülillahi ala nimetin iman dedi. Mesela bazı ilgilenler var, bazı amcayeti yapıyorlar. Hakikaten sen anlamıyoruz. Öde zannıyorsun, yani bir alacak mısın yani? Ama ben sen olduğu mazara, onun iyice bunu iş, yani yemek gibi olacak. Tabii kainatın sadece yahu. Nasıl Kur'an baştan böyle elhamdülillah, Kur'an'a bizatiye kadar hep Allah'ın bildiğini sayılıyor. Kainat budur, gördüğümüz vakti alem. Yani bu elmasından işte bu, yazıyor. Atom bombası diyor. Onlar maddiyat diyordu. Biz de diyoruz ki o maddiyatta ilk gördüğümüz kainat aynı onu Kur'an gibi diyor. Mücessem Kur'an-ı Rabbani diyor ya. Tevhidin vahdadi bak izahtır diyor. Gelindir diyor kardeşler. Orucu uydun çok bir şey yani. Kainatı şahit. Hep şimdiler maddiyat mı? Bugün gördüğüne bakıyorlar değil mi? Bunu gördü ki evet, gözün gördüğümeyi durur kainat. Aynen kolu diyor Kur'an gibi bir şey diyor. O yüzden de Kur'an gibi güzelsem Kur'an-ı Rabbani diyor. Evet, bu. İşte ne kadar uzak alırsan şiyoruz. Ama git de alacak mısın derler, evet yani. Başta alışanlar böyle haklıya böyle şey demiyordu yani. Aynı ben de şey diyor, o kadar o haklı, elhamdülillah. Böyle demiyor musun? İşte bu mesul hadis-i katlara şahit ve ikramın manasıyla birinci makamın altıncı katlasında La ilahe illallahü ve cümhurdu ellezî bedre alâ vücûr vücûdihi fî vahdetihi icmâ'u cemî'in duvâil eşşâru ve nevâtatil musabbi hâretin nâfıkâti bi kelimâti evrâti vel mevzûhâti fâfihâti ve nehâriha vel müzeyyenâti l-cezîlât ve esmâriha l-muntazamâti l-belîgât بشهادة عظمة حظم حقيقة الإنعام والإكرام والإحسان وقصد ورحمة حقيقة التمييز والتجليل والتصوير إرادة وحكمة معطفية دلالة حقيقة فتح جميع صورها
الموزونات المتينات المتباينة المتنفعة غير المحفوظة من مواتات وحبات المتمرات نواحات 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 Şundaki yuvarlak değil yok. Şimdi başka. Habbâletin mutemâtilatin muteşâbihetin mahsûretin ma'dûzetin denilmiş. Sonra sayarın bildiğini olan o melekun ve terakki ile zevki ve şevki atan dünyayı olmuş olup mahar bahçesinden bir mahar kadar gününde suymar eder ve iman alıp gelirken hayvanat ve tuyur, kuşlar aleminin kapısı, hakikat bin olan aklına ve marifet aşina olan fikrine açıldı. Yüz bin hayvanlı kaslarla ve çeşit çeşit dillerle onu içeriye çağırdılar. Buyur dediler, o da girdi ve gördü ki, bütün hayvanat ve kuşların bütün nevileri ve sahipleri ve milletleri, bir sıfat, insanı tam bir insan halleriyle, la ilahe illahu deyip, demin yüzünü bir zikirhane, ve muazzam bir meclisi tehdit suretine çevirmişler. Her biri bizden birer tasili Rabbani, birer silmini Subhani ve manidar birer harf-ı Rahmani üstünde samilerini tavsiye edip hamdü sena ediyorlar vaziyetinde gördü. Güya ve hayvanların ve kuşların duyguları ve kulağları ve cihazları ve azaları ve aletleri manzum ve menzum kelimelerdir. Ve muntazam ve mükemmel sözlerdir. Onlar umurla hallat ve rızaklarına şükür ve vaktaniyetine şehadet getirdiklerine kat'i derecelerin üç muazzam ve muhit hakikatları müşahede etti. Birincisi, hiçbir cihette tersini tesadüf ve korkup kör kuvvete ve şuursuz hayat ahareti mümkün olmayan içten hakimane icat ve sanat berberane ikna, ihtiyatkarane ve halimane halk ve inşa ve 20 cihetle ilim ve hikmet ve iradenin cümlesini gösteren ruhlandırmak ve inkar etmek hakikatındaki ziyaruhlar halinde şahit olunan bir Kur'an-ı Batin olarak Zat-ı Hayy-i Kayyum'un vücudu vücuduna ve sıfat-ı sebatına ve vahdetine şehadet eder. İkincisi vahdettir aslılar da birbirinden simaca sadıkalığı ayrı ve şekilde kıymetli ve miktarca nizamlı ve suretçe nizamlı bir tarzdaki temizden, tezginden, tasvirden böyle hazırlıklı ve kuvvetli bir hakikat yorulur ki kadir-i küllü şeyden kadir-i küllü şey ve alim-i küllü şeyden başka hiçbir şey bu her cennetle bilinen ve harikalara ve hikmetleri gösteren ihatalı fiile sahip olamaz. Hiçbir imkanı ve ihtimali yok. Üçüncüsü, birbirinin Müslümanı veya az farklı ve birbirine benzeyen mahsur ve mahsut yumurtalardan ve yumurtacıklardan ve mutlu edilmeyen su kadrelerinden ve hadsiz hayvanların yüz günler çeşit farklarda ve birer mucize hikmet mahiyetinde bulunan suretlerini gayet muntazam ve muvazeneli ve hatasız bir hedefte açmak, ışık etmek böyle parlak bir hakikattır ki hayvanlar adedinde senetler, deliller ve hakikatı tenbir eder. İşte bu hakikaten ittifakıyla hayvanların bütün envarı beraber öyle bir la ilahe illahu deyip şehadet getiriyorlar ki güya zemin büyük bir insan gibi büyüklüğün sözünde la ilahe illahu diyerek semavat ehline şükürüyor. Mahiyetinde gördü ve tam ders aldı. Birinci vakanın yedinci mertebesinde ümmetçün hakikatları ifade olmasıyla لا إله إلا الله سراج الوجود الذي دل على وجود وجوده في وحدته اتفاق جميع أنواع الحيوانات والطيور الحامدات الشاهدات بكلمات حواسها وقواها وحسياتها ولطائفها الموجونات المنتظمات الفصيحات وكلمات جهازاتها وجوارحها وأعضائها وآلاتها المكملة البليغات بشهادة عظمة حافظ حقيقة الإيجاد والصنع والإبداع بالإرادة وحقيقة التمييز والتنظيم والقصد وحقيقة التقدير والتصوير بحكمة مع قطعية دلالة حقيقة سطح جميع صورها المنتظمة المتخالفة المتنوعة الغير المحصورة من بيضات وقطرات متماثلة متشابهة محصورة محدودة بالمشتري. Sonra müstefekir yorumluğu marifet ilerliğini, sarsız mertebelerinde ve imaniyetin etrafında
ben varımdan hayır ilişkin için insanlı halimle hedefler inançlarını dikleyeceğim. Antalya'ya olarak onu içeri davet ettiler. Onun gibi en öğrencisiz zamanının zirve baktığı gördü ki beni düşürün en muradi ve müceleri yaptığım sözlerle Efendimiz Aleyhisselam bir izlamlarlar ve evlerinden bu bölüm zikrediyorlar. Vefayı baktığını sakın olan harfiz müzdatlarının kuvvetiyle sevgili rica ediyorlar. Dedeşlerin hayalet merkezinden bireyin ne söylediğini sormak için onları imanına davet ile ders veriyorlar gördü. O da onlara hürmetine bir çocuğun gerçek oldu. Gördü ki yeterli insanlığı en müstehdiği yandan mandaları olan o müstehdilerin her birisinin yerinde hayal müşahede tarafından verilmiş müşahede tansik olarak müzeler bulunduğundan her birinin ifadeye geçerlerce sayıcılığına ve bir müzeler tansik edecek mülahi gördüklerinden o 100 bin kişilerin öğretmenin icman etki kopa küçük mesafi gibi görüntüden ne kadar kuvvetli ve kasi olduğunu uyandırabileceğiz. Ve bu kuvvetle bu kadar müdürü tarifleyin ve bu kuvvetle bu kadar müdürü tarifleyin hafif müdürlüğümüzde bir politik devletimizi inkar eden en yukarı ne derece hafif bir hata adresine geçtikleri ne derece hafif bir hata ve insan konusundan alındı. Böyle bir hafif bir kuvvetlerle ne kadar haklı olan insan konusundan ilgili İman kutsiyetinin büyük bir mertebesi daha önce. Evet, Enbiya'dan İmsiran, Cenab-ı Hak tarafından dinlen tertip kutlanan, Hasir Mızdakırı'ndan, Akraniyeleri götüren, Muharrezine giren Cenab-ı Hak bir sözü pazarından, Mat olduklarına devalet eden, Şartı Cemalatlarından, Mertikatı talimatlarından ve böyle bu konuşlarından, Kuvvet imanlarından, Rıfan Cidiyetlerinden, Sıkan Çalışlarından, Merkezinde bulunan kutsi kitab-ı sunkarından yolların yolları bölümüne hak olduğuna şahitliler itibarıyla hakikata, şerarata, yolu bağlayan kutsiyet ilmücülerinden başka onların ve bir ciddi mutluların müstakasınlarında icra-ı ve itibatı ve şerarını ve itibatlarıyla bu ve tefaleti ve tesadüfü önlüğün ücreti böyle mutluluk ki dünyanın için kuyruğun kendisi sener ve hiçbir şüpheye görebileceği sıram var. Benim adım etrafında umum emniyanın sıram tertiplerini kaybı olması, o parçayı büyük bir kuvvet halinden ne olduğunu anladı, onların gençlerinde çok büyük bir mahi aldı. İşte bu yolcunun meşhur derdini kaybı arasında birinci vatanın birinci mertebesinde Sonra imanın kuvvetinden ulvi gözler çekilmez artık o seyyan tarif Enbiya Aleyhisselam'ın meclisinden gelirken ulemanın ilmele tüm suretinde kat'i ve kuvvetli delillerle Enbiyaların aleyhisselam davalarına nispet eden Vasfiye Rasulü'nün verilen mütevakkir, müştehit vakitler onu defalarına çaldılar. O da girdi, gördü ki binlerle dahi ve yüz binlerle müdakkik ve yüksek ehl-i tahkik 40 kadar bir şüphe bırakmayan tetkikat amikalarıyla başta vücud ve vücud ve vahdet olarak müsbet vesaili imanı nispet ediyorlar. Evet, istidatları ve meslekleri muhtelif olduğu halde usul ve erkan imaniyede onların müttefik ve ittifakları ve her birisinin kuvvetli ve yakini durhanlarına istinafları öyle bir hüccettir ki onların mecbur kadar bir zekalet ve dirayet sahibi olmak ve durhanlarla umumu kadar bir durhan bulmak mümkün ise karşılarına ancak böyle çıkılabilir. Yoksa o mümkünler yalnız cehalet ve şeriyet ve inkar ve ispat olunmayan menfi meselelerde İnat ve göz kapamak suretiyle karşılarına çıkabilirler. Gözünü kapayan yalnız kendine gündüzü gece yapar. Bu seyyah, bu muhteşem ve geniş dershanede, bu muhterem ve mütevazı üstadları neşrettikleri nurlar, zeminin yarısını bin seneden diğer ışıklarında dönebildi. Böyle bir kuvve-i manevi yıldı ki, bütün ehli inkar toplansa, onu kırk kadar şaşırtmaz ve sarsmaz. İşte bu yolcunun bu dershaneden aldığı derse, bir kısa işaret olarak birinci makamın dokuzuncu mertebesinde La ilahe illallahü'l-vezî celle alâ vücûdihi
sibatihi istifak-ı cemil asya-i kuvveti beraber-i muzahiret-i muhakkabet-i müttefika denilmiş.